Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde iç verim oranından bahsedeceğim. İç verim oranı aslında bir iskonto oranıdır. Yani yapacağımız yatırımın bugünkü değerini sıfır yapan iskonto oranıdır. Buradaki örneğimizde hisse senedini satın alma fiyatı üzerinden bir iç verim oranı yapacağız. Yani şöyle ki, iç verim oranının olması için öncelikle nakit girişi de olması lazım, nakit çıkışı da olması lazım. Eğer sadece nakit girişi varsa iç verim oranı sonsuz çıkacaktır. İç verim oranı şurada anlatıldığı gibi serbest nakit akımlarının veya işte herhangi bir yatırımın da olabilir para çıkışı ve para girişlerinin bugünkü değerlerini sıfır yapan iskonto oranıdır. Buradaki örneğimizde bir hisse senedini 5.22'den alıyoruz ve hisse sayısı 100.000 tane. Yani toplam 522.000 liralık bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaptıktan sonra bu hisse senedi yatırımı bize her yıl belli oranlarda temettü dağıtacak. Yani bize para girişi olacak. Her yıl yıllık temettü oranı %5 oranında artacağını varsaymışız. İlk temettüsünün 20 kuruş olacağını tahmin etmişiz. Yani şuradaki bir 100 bin tane hisse senedi aldığımızda bize para girişlerinin değerini gösteriyor. Şimdi bu örnekte bakın. Her yıl bana satın aldığım yıl temettü dağıtmayacak ama ondan sonraki her yıl temettü dağıtacak. İlk yıl 20 bin, sonra her yıl %5 artarak devam edecek. Daha sonra ben bunu 5. yılın sonunda temettüyü de aldıktan sonra 7.30'a satacağım. Yani 730 bin liraya satmış olacağım. Elde edeceğim nakit girişleri de bu kadar. 0. dönem, yani şu anki dönemde 522 bin lira para çıkışı oldu. Sonra her yıl belli oranlarda para girişi oldu. Toplamda para giriş ve çıkışlarının toplam değeri 318 bin lira. Peki bunların bugünkü değeri nedir? %10 iskonto uygularsam 12.985 lira oluyor. Şurada gördüğünüz gibi iskonto oranı %10 olduğunu varsaydım. İlk yılın bugünkü değeri, yani 522 bin lira para çıkışın bugünkü değeri zaten 522 bin liradır. Daha sonra 20 bin liranın bugünkü değeri 18 bin lira. Neden? Çünkü %10 oranı da iskonto ettik. İkinci yılın bugünkü değeri de %10 üzeri 2 ile iskonto ettirmiş olduk. 1 artı %10 üzeri 2. Her yılı böyle iskonto ettirdikten sonra bunların %10 üzerinden bugünkü değeri 12.985 lira oluyor. Peki şuradaki iskonto oranı %10 değil de kaç olursa buradaki yatırımın bugünkü değeri 0 olur. Bunu öncelikle normal Excel'de çözmeye çalışalım. Sonra Excel formülü kullanalım. Öncelikle veri menüsünün sağ tarafında durum çözümlemesinin hemen altında hedef ara var. İngilizcesi goal seek. Buraya bastığım anda arkadaşlar şunu göreceksiniz. Öncelikle şuraları boş bırakalım. Ayarlanacak hücre, sonuç hücre ve değiştirilecek hücre diye 3 parametre soruyor bana. Ben diyorum ki ayarlanacak hücre şurası. Yani sonuç kısmı. Toplam yatırımın bugünkü değeri. Peki ben buradaki C23 hücresini kaça eşitlemek istiyorum? 50 0 yazıyorum. Amacım C23'ü 0 yapmak. Peki hangi hücreyi değiştirerek? Şuradaki iskonto oranını. Bu şu demek. C23'ü 0 yapmak için C14 ne olmalıdır? Tamam butonuna bastığım anda deneme yanılma yoluyla çözüyor ve burayı 0 yapan iskonto oranını buluyor. Yani buradaki para giriş ve çıkışlarının toplam bugünkü değerini 0 yapan iskonto oranı %10.64'müş. Peki %10.64'ü küsuratına kadar hesapladı gördüğünüz gibi. Ve bu yatırımın bugünkü değeri 0 oldu. Bunu formülle yapmak istersek Excel formülü eşittir iç verim oranı yazıp sonra serbest nakit akımlarını gösteriyorum. Burada dikkat edin. Hem para girişi olması gerekiyor hem para çıkışı. Yani hem pozitif sayılar olması gerekiyor hem negatif sayılar. Her şey pozitif olursa sonsuz olur. Her şey negatif olursa eksi sonsuz olur. Sonuçta. Yani para girişi ve para çıkışları olsun ki bunların bugünkü değeri oluşabilsin. Değeri sıfıra getirilebilsin. Daha sonra bunları gösterdikten sonra Enter'a bastığımda bakın %10.64 olduğunu Excel otomatikman hesapladı. Bu tabii ki sadece hisse senetlerinde vesaire hesaplamak gerekmiyor. Mesela bir makine satın aldığınız zaman da bunun iç verim oranını hesaplayabilirsiniz. Mesela şöyle basit bir uygulama yapalım. 0. dönem
Birinci dönem, ikinci dönem 5 yıla kadar oluşturdum diyelim. Bir tane makine satın aldım. Makineyi şu anda 100 bin liraya satın aldığıma göre benden 100 bin TL para çıkışı oldu. Basitçe oluşturalım. Kendimiz oluşturuyoruz şu anda. Bunu para birimi olarak gösteriyorum. 100 bin lira para çıkışı oldu. Daha sonra ilk yıl bana 40 bin lira para kazandırdı. İkinci yıl, tabii ki bu 40 bin lira top net para kazandırması oluyor arkadaşlar. Şöyle ki, yani belki o yıl 60 bin liralık ürün üretti. Fakat bunun maliyeti var, elektrik gideri var, bu makineyi çalıştırmak için operatöre ödenen maaşlar var. Sonuçta net de bana 40 bin lira bıraktı. İkinci yıl, diyelim ki şöyle bir şey oldu. Maliyetleri çok yüksek oldu. Bakım onarım maliyetleri yüksek olduğu için 40-50 bin lira kazandıracağını 25 bin lira kazandırdı. Sonraki yıl bir arıza yaptı. 15 bin lira nette negatife düştük. Sonraki yıl normal çalışmaya devam etti. 50 bin lira kazandı. Sonra da 60 bin lira kazandırdı. 5 yılın sonunda 60 bin lira kazandırdı. Fakat şöyle diyelim. 60 bin lira kazandı. Ekstradan artık makine hurdaya döndüğü için bu makine artık 20 bin TL'ye satıldı. Yani son yıl 80 bin lira kazandırdı. Toplamda para giriş çıkışların toplamı 80 bin lira. 100 bin lira verdim, 40 aldım, 25 aldım, 15 tekrar çıktı, 50 tekrar geldi, 80 tekrar geldi. Peki bu para giriş çıkışlarının iç verim oranı nedir? Eşittir iç verim oranı değil. Hepsini seçiyorum. Enter'a bastığımda %19 oldu. Bu arada iç verim oranı, eğer Excel'in İngilizce versiyonu kullanıyorsanız eşittir IRR yazıp parantez açmanız yeterlidir. Aynı işlemi yapar. Ben şu anda Türkçe versiyon üzerinden anlattığım için iç verim oranı formülünü kullandım. İngilizce kullananlar bu şekilde kullanabilir. Peki, bunun iç verim oranı %19 çıktı. Bu makineyi yatırımını yaparsam. Bu iç verim oranını daha önceki örneklerde de belirttiğim gibi kıyaslama açısından güzel bir örnektir. Yani ben %19,32 getirisi olan bir makineye mi yatırım yapmalıyım? Yoksa şu hisse senedine mi yatırım yapmalıyım? Bunun iç verim oranı %10,64 çıktı. Bunun iç verim oranı 19,32 çıktı. Yani bu daha avantajlı. Peki günümüz koşullarında arkadaşlar, faize mi yatırım yapmalıyım, buna mı? Faizler günümüz itibariyle %21 devletin borçlanma kağıdı. %21. Ve bu risksizdir aynı zamanda. Şimdi bu makine yatırımını yapmaktansa faize yatırım yapmak benim için daha getirisi bol bir yatırım olacaktır arkadaşlar. Kaldı ki bankaların %24-25'lerde getirenler bile var bugün. Evet, özellikle şirket değerleme yaptığımız zaman da buradaki iç verim oranı önemli bir unsur arkadaşlar. Neye göre yatırım yapmalıyım? Öz sermaye verimliliği nedir? O şirketin iç verim oranı nedir? Yıllara göre ne kadar temettü dağıtmış? Bunlar önemli kavramlar. İç verim oranını bilmek önemlidir arkadaşlar. Her zaman para giriş ve çıkışı olabilir. Sonuçta benim yıllık ortalama getirimin ne olduğunu gösteren kısım budur. %14,32. Gösterge faiz ise %21'lerde, bankaların mevduatları %25 veriyor bugünlerde. Bu çerçevede insanlar faizler yükseldiği zaman yatırım yapmak yerine faize yatırım yaparlar. Böylece ekonomideki aşırı ısınmaların önüne geçilmiş olur arkadaşlar.